Konuşalım. Bir daha yoluma çıkma komiser. Bu ikimiz için de en iyisi. Sen neler diyorsun Nilüfer? Elif beni nasıl böyle kandırabilir? O Ömer'le beni kandırmışlar resmen. El ele, göz göze. Hem de babasının yanında bulunan kızın nişanlısıyla. Elif beni de çok şaşırttı anne. Yani biz onu mükemmel sanarken hanımefendi yalancının biri çıktı. Ne o ima? Bilmediğin başka bir şey daha mı var? Senin ablanın aslında hiç de senin tanıdığın gibi biri olmadığının kanıtı. Anlatayım, bak burası Roma. Sevgili ablam burada kara para aklıyor ya da mesleğini icra ediyor diyelim. Elif asla öyle bir şey yapmaz. Bak tarihe, tam senin kaçırıldığın günler. Ablan sevgilisiyle Roma'da kara para aklıyor. Benim bildiğim bu. Ama Elif'in başka yalanları varsa onlar da ortaya çıkacaktır. Çünkü bu hayatta hiçbir şey gizli kalmıyor sonuçta. Kalktık hep beraber Tayyar'ın evine kadar gittik. Hii, rezillik ya Allah'ım. İnanamıyorum artık Elif'e. İnanamıyorum. Bu planlamalar harika. Atlı bile bayılacak bunlar. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Zekiyse Bahar, ne yapıyorsun? Her taraf cam. Birisi görecek. Günaydın. Merhaba. Bölmedim değil mi? Yok hayatım, gel. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Levent Bey, çok teşekkür ederim. Raporlar bende kalsın. Tabii ki. Görüşmek üzere o zaman. Kolay gelsin. Size de. Ne oldu? Otursana, neyin var? Elif, ne oldu? Ömer'le mi ilgili bir şey var? Evet. Ne oldu? Ne bitti? Sen haklı çıktın. Bana karşı hiçbir şey hissetmiyor. Söyledim. Ya abi, ben dışarıdayım. Gel de bir konuşalım. Gelsene. Abi gelmeyeyim şimdi. Havalıyım. Görecek mörecek maraz çıkmasın, senin de başın ağrımasın. Simitçi de konuşalım. Lan oğlum, başlatma şimdi halinin tafrasından. Kardeşim beni dairede ziyarete de mi gelemeyecek? Abi gel işte, dışarıda konuşalım. Oğlum gelsene. İkiletme lan adamı. Hadi gel. İyi tamam, geliyorum. ...2001 yılında bir mağaza çalışanını tartaklamış. 2003 yılında elindeki şemsiyeyle bir gazeteciyi saldırmış. Adamı hastanelik etmiş. Son vukuat 2008. Zaten orada da cezayı almış. Bir hafta gözaltında kalmış. Ne yapmış? Oğlunun okuldaki öğretmenine saldırmış. Kadını yerden yere sürmüş. Kadın da şikayetçi olmuş. Kim? Aslı. Aslı Denizel mi yapmış? Aynen abi ya. Baksana. Böyle bakın. Ya aileyi tanımasak haydut diyeceğim kıza. Kolay gelsin. Hoş geldin abi. Gel Adem, gel. Ne haber Devrem? Oğlum bu kızınkiler dizi film gibi çıktı lan. Hayırdır, kimin ameliyatını yapıyorsunuz? Aslı Denizer. Ne ararsan var, sicile bak. Darp, hırsızlık, vay babam vay. Sen ne yaptın?
Elif anlat hele. Ablasının akşam fıydığını öğrenince ne dedi? Yardım edecek mi bize? Elif artık beni karıştırmak istemiyor. Sizi muhatap alacak. Anladıysam ara olayım oğlum. Lan siz Bonnie ile Clyde gibi değil miydiniz? Sürekli beraber takılmıyor muydunuz? Ne oldu şimdi? Ha sen ablasının hakkında konuştun diye mi kızdı sana? Beni dinlemedi abi. Zaten bundan sonra her şey kuralla kanuna göre olsun istiyor. Ben de öyle istiyorum. Olur. Ödelim. O zaman kızım bunları bana da çoğalt sen. O ek dosyaları falan da hallet. Varsa bak ifade bunların hepsini ekleyin. Bunda yok bunlar. Ya ben mi öğreteceğim size işi? Allah Allah. Abi biz bir çıkalım hava alalım biraz. Bak bunlar var ya hep zenginlerin tırtlı. Sağları solları belli değil. Aç bakayım komiser hanım. Başka ne marazası varmış bu kızın? Ne bileyim, hep yanımdaydı. Bana bakışları, gülüşü. Hepsini yanlış anlamışım ben. Düşündükçe içim acıyor. Elif ne can hepsinden bahsediyorsun ya? Allah aşkına toparlan kendine gel. Ömer kim Allah'ını seversen? Bir dakika düşündüğüne bile değmez. Benim güzeller güzel arkadaşım. Sen şu güzelliğinin, şu ışıltının bir farkına varsan ya, o zaman belki sana bakan başka gözleri de farkına varırsın. Varsa açılmam mı? Kim bana bakıyor? Kimsenin bana baktığı falan yok. Levent Bey. Elif aşağı, Elif yukarı. Dilinden düşmüyorsun. Levent mi? Hı? Keşke dilinden düşmediğim Ömer olsaydı. Aptal Elif ya. Bir sus Elif ya. Bir sus. Bir düşünme. Elif, bak boşluktaydın. Sığınacak bir liman aradın. Ama Ömer doğru liman değildi. Sen üzüleceksin sonunda. Ben yanındayım. Tamam mı? Ben hep yanındayım. Beni dinlediğin için sağ ol. Ben gidip çalışayım. Toplantıda görüşürüz. Vallahi ne diyeyim abi? İçinden geçeni, ne hissettiğini en iyi sen bilirsin. Yani ne yaptıysan doğru yapmışsındır kardeşim. Elif üzemem kardeşim. Ona veremeyeceğim şeyler üzerinden vaatte bulunamam. Yani böyle bir hakkım yok. Ya öyle masum, öyle çaresiz ki. Gözlerindeki çaresizliği bir görsen, yani onun canını yakamam. Böyle bir şey yapamam kardeşim, yapamam. Ne yapacaksın peki abi? Yani Elif'in dediği gibi mi olacak? Görüşmeyecek misiniz bir daha? Başka çare yok ki. Elif bence haklı. Lan ne diyeyim abi? Keşke böyle olmasaydı. Çok üzüldüm. Ben de. Hayat ne tuhaf değil mi lan? Onu o kadar az tanıyorum ki. Ama bayağı alışmışım. Bir an koydu. Ama bence en doğrusu kardeşim. Elif haklı. Bir daha birbirimizi görmeyeceğiz. Görmeyeceğiz. Aslanım'ın terapilerine yeniden başlaması gerekiyor. Hem de hemen. İlaçların dozunu da tekrar ayarlayacağız. Çok arttırmayın. Yan etkilerini kaldıramıyor çocuğu. Haklısınız Zerrin Hanım. Ancak bu doz yeterli olsaydı ataklar başlamazdı. Tabii ilaçları almamış olma olasılığı da bir ihtimal.
Böyle bir şey mümkün mü? Hayır, tabii ki mümkün değil. Her gün ben kendim veriyorum ilaçlarını. İsterseniz hastamı kliniğe yatırabiliriz. Bir müddet gözlem altında tutarız. Hem daha çabuk sonuç verir. Hayır. Kliniğe gidip dönünce daha da kötü oluyor. Ben Aslı'nın iyi bir terapiyle düzeleceğine inanıyorum. Yine evde devam edelim terapiye. Peki, siz bilirsiniz. İyi günler. İyi günler. Teşekkür ederim. Aslı'nın atak geçirdiğini kimse bilmesin. İlaçlarla yarına toparlar kendini. Hazır mısınız? Hadi toplantıya gidelim. Hadi. Bu Aslı'nın ilk kocasını da çağırmak gerek. Bayağı şiddetli ayrılmışlar. Kolay gelsin arkadaşlar. Amirim. Abi ben kaçtım. Görüşürüz sonra. Tamam Edem. Dur bakalım. Dinle beni. Amirim Ömer. Denizler dosyası çorba oldu Ömer. Hüseyin'i azlettik. O da sağ olsun burnunu sokmaya devam ediyor. Değil mi Hüseyin? Öyle oldu amirim. Bu ikisi de sen. Sizi kovmuşum. Dosyadan almışım. Umurlarında bile değil. Yemiyorlar, içmiyorlar, size haber uçuruyorlar. Öyle değil mi? Ama Sezar'ın hakkı Sezar'a. Kızı kurtardınız. Madem tayinini istiyorsun, elinden iş kurtulmuyor. Tamam, kal o zaman. Belki bana bir faydan dokunur. Bakarsın terfi alırım ha. Harbi mi amirim? Sağ ol. Ama akıllı duracaksın. Mesleğinin gerektirdiklerini yapacaksın. Şikayet getirip beni pişman etmeyeceksin. Merak etme, sorun çıkmayacak. Güzel. Ne buldunuz bakalım? Cinayet gecesi olanlarla ilgili Denizer'lerin ifadelerini tekrar inceledik. Aslı Denizer'in ve tüm ailenin ifadelerini yeniden alalım diyoruz. Bir de elimizde iki ayrı robot resim var. Olayda adı geçen Metin'e iki kız kardeş farklı tarif etti. Nilüfer Denizer ve Elif Denizer'i kaçıran araba kendi holdingleri tarafından kiralanmış. Son çaremiz bu mu yani? Artık iflasınızı vermeniz gerek. İlk elinizden çıkarmanız gereken mülk de eviniz. O bizim evimiz. Onu satmak istemiyorum. Başka bir çaremiz yok mu? Tek yol bu mu? Elif Hanım, ileride sizin üzüldüğünüzü görmek beni daha çok üzecek. İnanın buna. Tamam o zaman. Demek ki başka bir yol buluyoruz Levent Bey. Evi satmak istemiyorum çünkü. Cinayet gecesi aile fertlerinin eve girişinin kaydı silinmiş. Silinen görüntüleri bilişimciler kurtarmaya çalışıyor. Haber bekliyoruz. Ben bunları bir inceleyeyim. Aslı Denizer'le ilgili bulduklarınız çok ciddi şeyler. Doğru düşünmüşsünüz. Tek çözüm çapraz sorgu. Gidin aileyi alın gelin. Hadi. Abi, ben Ali. Söyle. Abi Fatih'i sıkı sıkı tembih et. Elimde robot resmi var. Elif Denizer çizdirmiş. Çok benziyor. Bak sen bizim küçük Elif'e. Bu hiç iyi olmadı. Telaşlanma hemen. Asıl sen o Ömer'in yularını sıkı tut. Bu Sibel'in nişanlısı olanın. Ben benimkilerin tasmasını kısalttım. Merak etme, ödün dinliyorum. Güzel. Hadi eyvallah. Gel.
Merhaba amca. Oo, Metin Efendi. Hoş geldin. Gözümüz yollarda kaldı. Ben de şimdi seni aklımdan geçiriyordum. Gelse de son incilerini döktürse diye. Hayırdır? Hayır mı şer mi sen bileceksin, sen söyleyeceksin. Robot resmin ortalıklarda dolaşıyormuş. Bir şey çıkmaz. Ben Elif'i avucumun içine aldım, sen dert etme. Sendeki bu rahatlığı oldum olası sevmedim zaten. Hissi kablel buku herhalde. Bak, gene içim rahat değil. Mutlaka bir pisliğe basıyorsun, sonra da sıvıyorsun bir güzel. Bu sefer elimdeki koz bayağı sıkı. Neymiş bu koz? Söyle de bilelim. Bu öyle söylenecek bir şey değil. İzlenecek bir şey. Ne zaman izleyeceğiz peki? En kısa zamanda. Unutma, bu köprüden önce son çıkışın. Kaçırırsan geri dönüş biletin yok. Aklımda. İyi. İyi. Çok iç açıcı bir toplantı olmayacağını bilmenizi isterim. Ay, bilmediğimiz şeyler söyle Elif. Hadi. Aslıcığım, lütfen. Şirketimizin içinde bulunduğu durumdan dolayı küçülmeye gitmemiz gerekiyor. Levent Bey bu konuda çalışmalar yaptı. Çalışa çalışa bu sonuca mı ulaştı Levent Bey? Küçülme mi? Bunu işletme birinci sınıf öğrencisine sorsak o da söylerdi. Levent Bey'e ihtiyacımız yoktu ki bizim. Aslı, biraz izin verir misin lütfen? Pardon, buyurun. Şu anda şirketleri çevirecek paramız yok. Levent Bey, siz devam eder misiniz? Denizler Holding'in en büyük ayağı inşaat. Bu yüzden inşaatı ve ilgili firmaları kapatıp diğer şirketler üzerinden devam edeceğiz. Bu konuda Elfcan bizim için iyi bir lokomotif olacak. Ben buna asla müsaade etmem. Aslıcığım, sakin olur musun? Bırak devam etsinler canım. Pardon, buyurun. Bu binayı da satacağız, daha küçük bir yere taşınacağız. Zaten personelin sadece 1/3 kalacak. Ne yazık ki bu tip durumlarda başka gereği yapacak bir şey kalmıyor. Öncelikle kamu borcumuzun ödenmesi gerekiyor. Konuştun mu adamlarla? Bir sıkıntı yok değil mi? Yok, bir sıkıntı yok. 3'ten geriye doğru say, araba burada olacak amca. İnşallah, inşallah. Dikkatli olun. Dikkatli teslim edin ameliyathaneye. Bunların içinde mucize saklı. İnsanın insana en büyük armağanı bu. Düşün, birkaç saat içinde 3 can kurtaracağız. Sevaplarımız artıyor Metin. Sayemde cennetin kapıları sana da açılacak. Orta Doğu'dan gelen çocuklardan değil mi hepsi? Mültecilerden. Anneleri babaları savaşta, sizlere ömür. Şimdi çok güzel bir damar yakaladım. Buradan devam. Şimdi sen şu pisliğini bir temizle bakalım önce. Elif'e söyle, fasonları getirsin. Paranın şimdi bir yurt dışına çıkıp, banyo yapıp, bir güzel yıkanıp temizlenmesi lazım. Bir sorun yok. Sen bana bir söz verdin. Ben de sana bir zaman. Al sana fırsat. Şimdi elmaslarımı da istiyorum. Kara para ağımın bozulmamasını da. İnsan evladı yine hata yaparsa anlaşma net. Sonu zincirli kuyu.
Hadi bakalım Metin Efendi, göster kendini. Şu kozunu izlemek için de sabırsızlanıyorum doğrusu. Aklımda. Sen bugüne kadar neyi doğru dürüst yaptın ki bunu da yapacaksın? Üstelik yalancısın. Artık burada kimseyi kandıramazsın. Hele beni asla. Aslı, ben en azından bir şeyleri elimizde tutmaya çalışıyorum. Sen yalancısın. Sana inanmıyorum ben. İyi misin sen? Allah Allah. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya bana bu soruyu sorabiliyorsun? Sen bir hiçsin. Sen bir yalancısın. Nasıl bana böyle davranabiliyorsun sen? Aslı. Yeter. Lütfen böyle bağırıp durma. Aile arasında değiliz. Elif, başkan sensin. Madem tek çare bu, ne yapılması gerekiyorsa yapın Levent Bey'le. Sağ ol anne. Buyurun. Kolay gelsin. Sağ ol. Ben emniyetten komiserim Erdemir. Şu geçen gün bozdurulmaya çalışılan elmas var ya, onunla ilgili birkaç bir şey soracaktım. Ben ifademi vermiştim. Bizim salak çırak almış onu. O hala içeride. Gözaltı süresi bitmedi. Anladım. Şu elması bozdurmaya çalışan adam daha önce buraya geldi mi? Sizin çırak gelmedi, tanımıyorum demiş. Ya birini koruyor ya da birinden korktuğu için konuşmuyor. Ben de sordum kimden aldın diye. Defalarca. Tanımıyorum, ilk kez gördüm dedi. Neden bana atak geçirdiğini söylemediniz? Biz de yeni öğrendik Elif. Dünden beri böyle. Ne yapacağız? Sakın sen de klinik deme. Aslı'yı bir daha istemediği bir yere göndermem. Baban yıllarca zorla hastanelerde yatırttı kızımı. Yıllardır olmuyordu. Olmuyordu değil mi? Yoksa söylerdiniz bana. Son 2 yıldır çok iyiydi. Yani hiç atak geçirmedi. Neden böyle birdenbire başladı acaba? Babamın ölümü mü tetikledi? Doktoru ne diyor? İnanmıyorum artık. Gençlik hastalığı, bu geçecek demişlerdi. Ama geçmiyor işte. İyileşmiyor benim kızım. Sen bana bir bardak su getirebilir misin? Tabii. Gerildin biraz. Ya gerilmemi gerektirecek bir şey mi var? Ben erkeği gözünden anlarım. Sen beni aptal mı sandın? Aslı Hanım, ben anlayamadım. Bana bakışlarından hiç hoşlanmadım. Hadi açık açık söyle. Sen bana asılıyor musun? Hiç yoktan başımın derde girdiğine mi yanayım? O salak çırağın verdiği paraları mı yanayım? Hayır, yani bu işten gerçekten çok zarar ettim.
gibi para vermiş salak. Devlet de tazmin eder mi? Allah bilir. Sertifikasız mal almışsınız, yasa dışı. Şu mevzu çözülürse senin de mağduriyetin giderilir belki. Sen bize yardım et ki biz de sana yardım edelim. Ne gerekirse yaparım. Bak, bu elmasların devamı gelecektir. Sana gelmezse yandaki komşuna gelir. O yüzden gözünüzü, kulağınızı dört açın, tamam mı? Bak, bu benim kartım. Telefonum da var orada, ararsın. Ararım. Zaten bizim dükkanda vukuat hiç eksik olmaz memur bey. Hırsızlar çaldıklarını satmaya gelirler, sahteciler de kafalamaya. Misal iki hafta önce bir kadın geldi buraya, annesiyle birlikte. Bana sahte bir elmas satmaya çalıştı. Her gün böyle kaç tane numune düşer bizim dükkana. Anladım, anladım. Tamam. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Ararsın beni. Tabii, tabii ararım. Bir şey mi anlattınız? Son bir şey soracağım. Buyurun. Biraz dışarı çıkar mısın? Tamam. Dedin ya biraz önce, sahte elmas bozdurmaya gelen bir kadın vardı diye. Evet. Ne zamandı hatırlıyor musun? İki, bilemedin iki hafta önceydi. Tarif edebilir misin? Şöyle uzun boylu, ince, güzelce bir kadındı. Peki saç rengi, göz rengini hatırlıyor musun? Saçları kumralıydı, uzun ama arkadan toplamıştı. Gözleri de yeşildi. Evet evet, yeşil. İyi giymişti ama kıyafetinden zengin olmadığı belliydi. Evet, evet. İşte bu. Evet, o. Emmisin, bir daha bak. Yani gördüğüm bir yüzü kolay kolay unutmam. Bu o. Hatta yanında yaşlıca bir kadın vardı, annesiymiş. Yaşlı annesi de bu mu? Evet, bu. Çeteyi bulduk mu? Ne diyorsun lan? Yanlış bir şey mi söyledim memur bey? Ben yardım etmeye çalışıyordum. Kusura bakma. Önemli değil. Canın sağ olsun. Bana şu olayın başından bir anlatsana. İşte ben dükkanı yeni açmıştım. Oradan hatırlıyorum. Çırağı da atölyeye mal almaya yollamıştım. Hayırlı günler. Kolay gelsin. Şey, ben bir arkadaşıma sordum da burada halledebileceğimi söyledi. Biz bunu bozdurmak istiyoruz. Tabii tabii, olur. Olur. Buyurun oturun. Yalnız izin verirseniz bir kontrol etmek istiyorum. Tabii tabii, buyurun. Sertifikası var mıydı taşınızın? Rahmetli eşimden kalma bu bana. Ona da aile yadigarıymış. Biz iflas edince intihar etti kendisi. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Borçlar da bana kaldı. Alacaklılar da malum. Benim bunu bir an evvel elden çıkarmam lazım.
Ne kadar eder bu? 'Elması tezgahın üzerinde görür görmez anladım ben onun sahte olduğunu. Ama derdini yemiş anlayalım diye yine de bir baktım. Utanmadan karşımda numara yapmaya devam ettiler. Bu sahte deyince de güya çok şaşırdılar. Sonra da kibarca sepeti. Elif Hanım affedersiniz. Söyle Dila. Emniyetten geldiler de odanızı aldım. Neden gelmişler? Bilmiyorum Zerrin Hanım. Ben bakarım anneciğim, merak etme. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Ne alırsınız? Buyurun oturun lütfen. Yok sağ olun, biz oturmayalım. Satılan elmasla ilgili mi geldiniz? Buldunuz mu adamı? Yok, maalesef onun için gelmedik. Ne oldu? Elif Hanım, babanız öldürüldükten sonra kız kardeşinizle kaçırılınca akılda bazı soru işaretleri doğdu. O yüzden soruşturmaya devam ediyoruz. Yani cinayet davasıyla ilgili sizi ve ailenizi emniyete götürmeye geldik. Herkesi sorguya çektiniz. Eksik ifade olduğu nereden çıktı? Bakın bana bunu söylemek zorundasınız. Bak bunu söylemek zor ama aileden biri yalan söylüyor. Kim? Elif Hanım. Sizinle bir muhabbetimiz oldu. Kız kardeşinizi beraber kurtardık ama velakin... Bu konuda herkesin ifadesini almadan size bilgi veremeyiz. Anlıyorum. Anlıyorum. Ben ailemle konuşurum o zaman. Tamam, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Elif. Biz resmi görevde olduğumuz için sana bir şey söyleyemeyiz. Ama Ömer sana her şeyi anlatabilir. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Selam. Selam. Olanları duydum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Gerek yoktu. Affedersiniz. Yetişemedim. Tamam İlyacığım. Sen al bunları. Tamam. Ne yani? İçeri almayacak mısın? Ben biraz yorgunum Mert. Dinleniyorum evde. Ama ben seninle konuşmaya geldim. Ben nasıl merak ediyorum. Ben iyiyim. Gördüğün gibi gayet iyiyim. Yapma Nülüfer. Endişelendim senin için. Ya hep aklımdaydın. 5 dakikanda mı yok? Hadi lütfen. Bahçeye git. Şimdiden geçmiş olsun. Gözümüz yollarda kaldı, geciktiniz. Sorun olmaz, değil mi? Yok, asla. Birkaç saat sonra tıkır tıkır işleyen yepyeni bir kalbiniz olacak. Sayenizde. Estağfurullah. Biz elimizdeki imkanları insan hayatını kurtarmak için seferber ettik, o kadar. Bu kalp için kimsenin canı yanmadı, değil mi?
Size bir soru Ateş Bey. Yaşamak mı, vicdan mı? Eğer yaşamak diyorsanız, siz zaten seçiminizi çoktan yapmışsınız. Gerisi lafı güzel. Cinayet gecesiyle ilgili yeniden ifademizi almak istiyorlar. Neden icap etmiş? O akşam ifademizi almışlardı. Aramızdan birinin yanlış ifade verdiğini düşünüyorlar. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ben o gece söylemem gerekeni söyledim. Ya biz babamızı kaybettik, kardeşimiz kaçıldı. Niye hala bizimle uğraşıyor bu adamlar? Aslı gerçekten yeter. Sabahtan beri bağırıp çağırıyorsun. Sakin olun lütfen. Ama ben senin o küçük aklından geçenleri biliyorum. Sen beni hapse tıktırmak istiyorsun. Abla nasıl böyle bir şey düşünürsün? Ben seni çok iyi tanıyorum. Şirketi mahvettin, şimdi de benim hayatımı mahvetmek istiyorsun sen. Sen benden nefret ediyorsun, kıskanıyorsun beni. Şişt, bırak! Ama şunu bil, ben emniyete gitmeyeceğim. Bunu o küçük kafana sok! Bırak! Karını yalnız bırakma, çabuk hadi ben de gelirim. Anneciğim Aslan'ın... Önce yaşadıklarımızı ikimiz de biliyoruz. Şimdi bu tavrı korkmam gerekiyor mu? Aslı'nın söylediği hiçbir şeyi ciddiye almamak lazım. Polisin de senin gibi düşünme ihtimali yüksek. O yüzden ne yap et engelle bunu. Bunca zaman Aslı'nın hastalığını sakladık. Bundan sonra da öyle olacak. Bu halimize şahit olmalarına izin veremeyiz. Anneciğim ben ne yapabilirim ki? Ya sonuçta bu emniyetin kararı, elimden bir şey gelmez. Ömer'le konuş. Halletsin. Madem o da onlardanmış. Polismiş. Yardıma dokunur. Sen bunu nereden biliyorsun? Nilüfer söyledi. Arzu ettiğiniz başka bir şey var mı? Yok. Mert Bey de gidiyordu zaten Hülya. Aslında bir kahve daha alırım Hülya. Hemen. Mert bu üçüncü kahve oldu, farkında mısın? Hmm. Madem evde içme diyorsun. Hadi gel dışarı çıkalım. Hı? Ne dersin? Kafan dağılır. Ya dışarı falan çıkamam ben. Ya kapıda polis var. Annemler bile korumasız gezemiyor. Ayrıca dinleneceğim, yorgunum. Git diyorsun ya. Yani. Peki giderim. Ama bak sıkılırsan ara. Tamam mı? Ya ben Zahir'in teyzeyle konuşur çıkartırım seni. Hem ben konuşursam izin de verir. Eminim ondan. Ben söyleyeyim de sen bilirsin. Neyse ben kaçtım. İyi olmanı sevindim. Nilüfer, ya bir şey soracağım sana. Sen o mesajı nasıl attın bana? Yani seni aradım, nereden biliyordun? Sen her yerde beni sorunca adamlar da ortalığı karıştırma diye seni arattılar. Sevgili olayı da yalan diye. Hayır, gerçekten. Benim gerçekten sevgilim var Mert.
E sen buraya bunu sormak için mi geldin? Keşke en başta sorsaydın, ben de sana cevabını verirdim, sen de giderdin. Sen misin? Konuşacaklarım var. Müsaade var mı? Konuşacak ne kaldı ki? Bu başka Fatma anne. Bu başka. Biz o defteri çoktan kapattık. Hadi herkes yoluna. Sibel'le ilgili, cinayetle ilgili bir şey soracağım. Defter kapanmadı.